O zaman... Onu da mı getirdiniz kutu ya? Kutu sahibinin yanında olsun. Ha! Benim için mi? Özgür'ün senin için hazırladığı kutu. Aa! Hepsi senin için. Ne var içinde? O zaman açıyorum. Hayır, hayır, bir dakika, bir dakika. Olmaz. Önce pasta. Cansu! Ya inanmıyorum size. İyi ki doğdun kızım. Ah, teşekkür ederim. Dilek dile. Canım benim kızım. Çok teşekkür ederim. Yani benim nice güzel yaşlara. Teşekkür nice ederim yaşlara. Ozan. Levent. Tebrikler. Teşekkürler. Hep beraber nice senelere sevgilim. Nice senelere. Birlikte. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ya beni o kadar mutlu ettiniz ki. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir doğum günü yaşıyorum şu an. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsın. Yesek mi pastalardan? Düpletsek mi? Tamam, birer hadi, çatal. Hadi. Bir dakika, tabak var mı? Tabak... İki tane var. Tabakları unuttum sanırım. Tamam olsun, çatallarımız var. Hiç problem değil. Şöyle veriyorum, buyurun. Merci. Ben her daim açım biliyorsun. O yüzden ben de, şöyle... Ben de. Ne olacak bizim iştahımız? Hem de en sevdiğimden. Çok iyiymiş ya. Kıraz sevgiliye bırak, oradan yenmez. Tamine burada, dipte. Yalnız... Gözüm döndü şu an. Benim aklım kutuda. Şu pastayı alırsak, çünkü ben kutunun içindekileri aşırı merak ediyorum, açmak istiyorum. Sevgilim, izin verir misin? Vallahi ben de çok merak ediyorum, aç hadi. İçinde tek taş olmadı kesin. Yok, sıra sendeyken yapar mıyım hiç öyle şey? Doğru. Bunlar ne? Bun... Çakmak. Artık o diğer çakmağı atabilirsin bence. Attım gitti. Bu ondan. Sıradaki. Bu İsviçre çakısı. Bizim bir bağlanma problemimiz var biliyorsun. O anlamda değil yani. Bizi böyle kaçırıyorlar, bağlıyorlar falan ya. Pratik bir şekilde keselim diye. Gitti. Muhtemelen bağlanır tekrar zaten. Dursun bu köşede. Bakalım bunda ne var? İlk yardım seti. O şey, ayağa böyle oltalar falan batıyor ya. Sende var öyle bir basma huyu. Cama, oltaya falan. Sakar mıyım ben? Öyle demeyelim. Ama onun için. Hop. Tangoya kesinlikle biz devam etmeliyiz çünkü yanıyoruz yaparken. Bence de. Evet. Tabii tabii. Fitnat ya, şunun sevimliliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine bakın. İsabet olmuş. Bir dakika. Bunu herkesin görmesini istiyorum. Ya küçük bir kelime oyunu yaptım ben orada. Gerçek bir romantik. Ponçiyim ben, manyak gerçek bir şey. Gerçek bir ponçiksin, evet. Ya yiyeceğim. Bayağı aşık. Bakalım sıradaki sürpriz ne? Aa. Özgür, ne yapıyorsun? Özgür, inanmıyorum. İtalya bileti. Spore döndür insiyemi. Umarım birlikte gidebiliriz dedim. Düşüneyim. Galiba sabırsızlanıyorum seninle gitmek için. İlk fırsatta. Ben de. Çakın makı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir sürprizimiz daha var. Neymiş o? Nasıl? Bunu bilmiyorum. Bana şarkı mı söyleyeceksin? Yani isterdim Nazlı yarim diye mırıldanayım bir şeyler ama sana daha bu kötülüğü yapmak istemiyorum. Yeni barıştık. Benim planımda yoktu bu. Bu Deniz'le bizim fikrimizde. Evet. Senin için şarkı söyleyeceğiz. Tesla. Sen bilmiyorsun tabii ama... Bunlar bu zamana kadar benim aldığım en anlamlı hediyeler.
romantik olduğunu hiç bilmiyordum. Ben de. Hı. Şikayetçi misin? Yok, aksine çok keyif alıyorum böyle hissetmekten. Özgür çok garip ama... ben hiç olmadığım kadar mutlu ve huzurluyum. Kendimi hiç olmadığım kadar güvende hissediyorum. Bu o kadar güzel bir his ki. Gerçek çünkü yaşadıklarımız. Dans edelim mi? Edelim. Sabahları daha güzel mi oluyorsun? Öyle mi? Uyuyabiliriz bence biraz daha da erken. Bence de. Sen benim ödümü kopardın. Ben uyanıyorum ve sen yoksun. Düşün. Hii, neden korktun acaba? Gittin mi sandın? Nereye gidiyorsun daha? Hmm, çok açım. O yüzden kahvaltı etmemiz lazım. O domatesler sen de bak onları güzelce kes. Geliyorum ben şunları bırakıp. Bak şimdi neler neler yapıyorum bu domateslerle. Ben görüyorum. Tüm meyve tabağını koyuyorum. Bir de testayı koyuyorum. Kabul. Sen de koyuyorsun. İlk maaşımı. İlk maaşını. Kurtarmaz ama neyse hatırın için. Kabul. Görelim. Açıyorum. Gördüğün gibi kazandım. Ben kazandım ben. Benimle oynamaman gerekiyor. Sonra böyle masum masum üzülerek bakıyorsun. Sonra ben de üzülüyormuşum. Ben çocuğu nasıl alayım? Nasıl alayım seni anneciğim? Ha? Çaldı. Verir misin? Bu kızların kalbini çaldı. Hiç öyle bir şey yok.
Bence sen burada ben testleri beslerken çaldın. Utanmıyor musun? Şu kızların bana olan ilgisini hala anlayamadım. Hilekarsın gerçekten. Bir daha senle o... Bunu çözeceğim bu durumu ama bir saniye telefona bakayım. Efendim? Ezgi Hanım merhaba. Ben sizi Red Dreams'ten arıyorum. Evet buyurun. Aysu Hanım'a bir haftadan önce işe başlayamayacağınızı söylemişsiniz. Ancak acil bir durum için görüşmemiz gerekiyor. Neymiş acil durum? Şirketimiz çok önemli bir organizasyona imza atacak ve başında sizin olmanızı istiyoruz. Eğer bir maniniz yoksa bu organizasyonu siz yönetebilir misiniz? Döndüm aslında İstanbul'a, olabilir. Süper. O zaman gerekli brief'i vermek için bugün sizi şirkete bekliyoruz. Tamam, görüşmek üzere, teşekkürler. Kimle konuşuyorsun? Sakıncası yoksa öğrenebilir miyim? Tabii, patronumla. Senin patronun burada zaten. Araya bir şeyler girdi, konuşamadık. Ama ben işe başladım. Bir organizasyon şirketinde. Hangi ara ya, bu ne hız? Eski iş yerimden referans almışlar, beni aradılar. Yani aslında haftaya başlayacaktım. Ama şimdi önemli bir organizasyon varmış, çağırıyorlar. Terk ediyorsun yani bizi. Ya öyle deme. Ama doğru, sayılır yani. Ciddisin. Maalesef. Maalesef artık eski patronumuz. Ciddisin sen? Evet. Yani bence ilişkimiz açısından da, annelerimiz açısından da en doğrusu bu. Evet ya, bir de o mesele var. Bakalım nasıl halledeceğiz. Ben artık gizli saklı hiçbir şey istemiyorum Özgür. Yani bence alalım annelerimizi karşımıza, dürüstçe konuşalım. %100 katılıyorum sana. Ve en önemlisi bizim aramızda da. Bir sır olmamalı. Ve ne olursa olsun ilk önce birbirimizle konuşacağız. Söz mü? Söz. Yeni şirketin adını öğrenebilir miyim acaba? Tabii ki öğrenebilirsin. Red Dreams. Red Dreams? O ne ya? Amerikan futbol takımı gibi. Ama iyi bir şirket. Tamam. Güzel. Neyse sevgilim, ben Tesla'yı da alıp Cansu'ya geçeyim. Bütün kıyafetlerim orada, hazırlanmam lazım. Yavaş yavaş buraya mı alsak onları? Hı? Hı. Olabilir. Değiştirmeye geldim. Ay ben de öyle ya, üstümü değiştirip banyo yapıp işe gideceğim, çok geç kaldım. Tamam, sen iyi misin? Ah, iyiyim. Levent sorunsalı işte, klasik. Tamam, konuşuruz. Konuşuruz kuzucuğum. Görüşürüz. Ben hazırım. Ne diyorsun ya? Gelsene. Çıkmasak mı? Çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi gel. Hadi. Nem çok, nem. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta.
Aydar mesaj atmış, dur. Özgür Bey şu an itibariyle binadan çıkış yapmış bulunmakta. Ne iyi ettin şu grubu kurdun. Herhalde. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da çıktı. Dikkat et. Bir tane daha mesaj geldi. O da ne? Hemen arkasından Ezgi Hanım da Ezgi çıktı. Ezgi de çıktı? Bir dakika, Ezgi gitmedi mi? Görüntülü ara. Ara. Vallahi ne diyebilirim ki? Şoktayım şu an. Haydar, şokta mısın? Ne oldu da şoktasın? Ne oldu? El eleler. Ne? Çabuk kamerayı çevir. Onlara doğru çevir. Çabuk görelim. Çabuk. Hadi. Sevgilim, sen hiç yolunu değiştirme. Zahmet etme, ben taksiyle giderim. Ya ben böyle bir şeyi taksiyle göndertir miyim? Bir gözlerime bir bak, var mı o göz bende? Ben ayrıca merak ediyorum, sen nasıl bir yerde çalışıyorsun? Bizleri terk edip nerelerde sen çalışmaya başladın, onları bir görelim. Bak ya, derdi anlaşıldı. Bebeğim bak, bunu konuştuk ya, ben bir tercih yapmadım. İkimizin de iyiliği için. Biliyorum tanem, biliyorum ama sen gel yine de ben seni güzel güzel bindireyim. Prensesim benim, gel. Gel canım benim, gel dikkat et. Prensesim benim, bin. Sen nasıl göründüğünün farkında mısın? Ha, keşke kendini buradan bir görsen. Ya Özgür Bey, yakaladınız beni ya. Ben de şuralara gübreler serpiştiriyordum. Ya Fitnat Hanım, beni ne hale soktunuz ya. Kapat, kapat Fitnat, kapat. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Hani bunlar ayrılmışlardı? Hani bu kız Bursa'ya gitmişti? Hani ne oldu da bunlar beraberler? Ay vallahi delireceğim ben ya, delireceğim. Sevimciğim, hiçbir soruna şu an cevap verecek durumda değilim. Çünkü ben de şu an şoktayım. Bizim bize yalan söylediler tabii. Neden? Rahat etmek için, bizi göceye göndermek için biz ayrıldık dediler. Kesin öyle yaptılar. Ay biz ne yapacağız? Ya da ikisi bizim yokluğumuzu fırsat bilip analı kızla Özgür'ü kandırdılar. Niye döndük biz? Niye buraya döndük? Niye kalmadık orada? Niye? Bunlar beraberler. Ne yapacağız? Biz Fitnat ne yapacağız? İşte geldik. Burası ha? Hı. Ben gideyim o zaman. Tamam. Haberleşiriz. Öpücük. Allah zihin açıklığı versin. Versin. Görüşürüz. Bay bay. Efendim anneciğim. Ezgi. Müsait misin kızım? Evet anneciğim, yeni iş yerime görüşmeye gelmiştim, şimdi oradan çıkıyorum. Ne oldu peki? Anlaştınız mı? Yani başladın mı çalışmaya? Evet, hatta ilk organizasyonumu aldım bile. Oh, aferin güzel kızıma benim. Helal olsun sana anneciğim. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Anne, bu arada sana söylemem gereken bir şey var. Ben artık aramızda gizli saklı olsun istemiyorum. Sır olsun istemiyorum. Tamam yavrum. Dinliyorum, söyle. Anne, ben Özgür'le beraberim. Ne? Anneciğim ne olur. Bak ne olursun beni dinlemeden yorum yapma. Kızının halinden en iyi anlayacak insan sensin. Anne çok seviyorum. Çok inanıyorum. Aşkım benim. Beklettim değil mi? Kusura bakma. Hiç önemli değil sevgilim. Hoş geldin. Ben de o arada annemle konuştum. Sana bir şeyler anlatacağım. Bekle, geliyorum. Bekle. Bu ne hali hayatım? Ne oldu? Dalıp gitmişsin. Ay yok. Ezgi'yle konuştum da. Ünal. Özgür'le birlikte olmaya başlamışlar. Bana onu söyledi. Hayatım, her şey çok belliydi. Aşk karşısında ne durabilmiş ki? He? Peki başka ne dedi? Özgür bizim tanıdığımız gibi biri değilmiş. Dergide çıkan haberlerinin aslı astarı yokmuş. Zaten en yakın zamanda buraya geleceklermiş. Bize her şeyi anlatacaklarmış, işte biz de anlayacakmışız falan dedi. Peki sen ne dedin?
Beklediğimden çok daha iyi. Yani ama kesinlikle birlikte yaşamamızı ve birlikte çalışmamızı istemiyor. Ben oradan taşınacağım, işten de ayrılacağım. Bu. Annemden dolayı tabii. Ya benim bir an evvel annemle konuşmam lazım artık ya. Annenin arasını düzelsin. Yani öyle bir şey yaparsan bence çok güzel olur. Ben onu bir organize edeyim. Zaten Allah'tan bu hani iş yeriyle konuşmuştu ya. Onunla anlaşmış, hatta çalışmaya başlamışlar bile. Bir taraftan da kendine ev bakıyormuş. Böyle zamanlarda baskı yapmak her şeyi daha da zorlaştı. Yani olayları biraz akışına bırakmamız lazım. Ezgi ayaklarıyla yere basan genç bir kadın. Yani onun seçimlerine saygı duymamız gerekir, değil mi? Öyle. Öyle hayırlısı. Bu arada sana çok güzel bir haberim var. Söyle. Ustad iş halloldu. Ha, gerçekten mi? Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Tabii senin bizimle çalışmayacak olman bende bir burukluk yaratmıyor değil. Ya öyle deme, dramatize etme. Sen anlat, ruhsat işine nasıl halloldu? Halloldu işte, o söylenmez yani. Halloldu bir şey. İyi, söyleme bakalım. Peki açılış ne zaman? O en kısa zaman. Açılışı ben organize edeceğim, biliyorsun değil mi? Tabii ki de. Ya teşekkür ederim. Bu kadar şahane şeyler var ki aklımda, bayılacaksın. Anlaştık. Adem, açlık durumu nasıl? Açım. Balık yiyelim mi? Değişiklik olur, sonra mekana geçeceğiz. Olur, uyar bana. Balık severim. Ay inanmıyorum ya. Gerçekten Levent böyle mi tepki verdi? Sakin olmalısın. Bak Cansu yanında duyabilir. Üzülmesin kızcağız, gerek yok. Yani duymasın tabii. Duyarsa yıkılır kız. Zaten böyle düşünüp duruyordu. Ben bunu Levent'e nasıl söyleyeceğim diye. Levent Bey çoktan öğrenmiş de ayılıp bayılmış bile. Çok rica ediyorum, volümü düşürelim. Bak bu anlattıklarımdan sakın, bak Cansu'ya bahsetme, gerek yok. Ya nasıl bahsedeyim? Peki ne olacak şimdi? Şimdi şöyle, Levent beklemediği bir şey yaşadığı için, tamam mı? O yüzden böyle bir reaksiyon verdi bence. Sakin kafa oturup düşündüğünde tepkisi değişecektir. İnşallah değişir. Yoksa Cansu'yu çok kırar vallahi. Yani sonuçta kız için de sürpriz oldu bu durum. Dudakların çok tatlı gözüküyor. Sinirli gibisin ya, böyle. Çok tatlı oldu. Ama Cansu üzüldü şu an. Cansu üzülünce dudakların daha bir güzel oluyor senin. Evet. Bir şey soracağım. Yani böyle bir durum bizim başımıza gelseydi, senin tepkin ne olurdu? Güzel ortak etsin ha. İlk düşündüğümü mü söyleyeyim, ilk hissettiğimi mi? Hissettiğini. O zaman heyecan, mutlu oldum. Gerçekten mi? Çocukları severim ben. Öyle mi? Nasıl öyle mi? Ben sevmiyor gibi duruyorum çocukları. Hayır, öyle durmuyorsun da sanki çok severmiş ama bunu pek göstermezmiş gibi duruyorsun. Şımar mısınlar tabii? Şaka şaka, ben kızımı şımartırım. Kızımı bir de. İçimden öyle geldi. Senin içinden ne gelir onu göreceğiz. Benim içimden seni öpmek gelir. Afişi güzelce katlayalım. Tamam. Sonra ofiste benim odama koyarsınız. Tamamdır Ezgi. Bir de ne olursun ses sistemini unutmayalım, bir sorun çıkmasın. Merak etmeyin, o iş bende. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Selam. Selam. Ne yaptın? Nasıl geçti? Gayet iyiyim. İnanır mısın? Harikaydı. Kusursuzdu resmen. Güzel. Neyse, ne içiyorsan aynısından bana da bir tane söyler misin canım? İşten o kadar gerginim ki yine çok koşturdum. İrem, her taraf garson dolu. Ne istersen sen de söyleyebilirsin. Neyse canım ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Biraz konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Organizasyon hakkında, merak etme. Yani son konuşmalarımıza gayet sadığım, sadece arkadaşız. Tamam. O zaman bana izin ver, şu ajandayı teslim edip geliyorum. Tamam.
Seni dinliyorum. Ezgi bak bu bizim şu ana kadarki en iyi yürüyen organizasyonumuzdu. Bunun için hem sana teşekkür ederim hem de çok tebrik ederim. Serdar çok teşekkür ederim ama abartma. İşimi yaptım. Ama işini de gayet iyi yaptın ve bu yüzden sana bir teklifim var. Bak biliyorsun bizim hastanenin de böyle organizasyonları oluyor. Eğer dilersen bunları sana paslayabilirim. Hatta uygunsan pazartesi günü sen ben Cansu oturalım konuşalım. Ne dersin? Yani aslında çok güzel olur. Çok sevinirim. Süper. Anlaştık o zaman. Hadi hemen bunu kutlayalım. Bakar mısın? Ne içersin bu arada? Buzlu limonlu bir soda alırım. Bana bol buzlu limonlu bir soda lütfen. Peki efendim. Teşekkürler. Ne yapıyorsun? Aman. Dikkat etsene oğlum ya. Koş hemen. Çok çok özür dilerim. Nasıl oldu anlamadım. Tamam. Önemli bir kaza. Eyvah. Tamam Serdar ya. Önemli değil. Neyse. Ben artık odama gideyim. Hem üstümü değiştireyim hem şunları bırakayım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Serdar Bey. Süper de sağ ol. Evet Yeşim, konuşabildim mi Özgür'le? Serdar, elbette konuştum. Sence ben kaçırır mıyım bu fırsatı? Yüzünün halini görmen lazımdı. Tamam, ne dedi? Şok oldu, şok. Bak, Özgür ortalarda yok ha. Oraya gelirse hiç şaşırma. Bana da haber ver, tamam mı? Hadi bay bay. Ezgi, rahatsız etmiyorum umarım. Bak bu benim yedek telefonum. Yanımda ben hep bulundururum. Şimdi su dökülü çalışmıyordur. İstersen yenisini alana kadar bunu kullanabilirsin. Serdar hiç gerek yok. Gerçekten teşekkür ederim. Emin misin? Eminim. Gerçekten gerek yok. Tamam. Aynen. Özgür. Al telefonu git abicim sen. Ya senin burada yine ne işin var? Pardon hep unutuyorum ya. Siz yakın arkadaştınız değil mi? Yok ben arkadaşı değilim. Sevgilisiyim. Aşkımı görmeye geldim. Hoş geldin. Şaşırttın beni. Ama iyi yaptın tabii ya. Çok özlemişim. Oh. Ben de. Ben hem özledim hem merak ettim. Ben bilmiyordum bu arada. Tebrik ederim. Tebrik zaten edeceksin de gölge etmeyeceksin. Ne de olsa esas olan esas kızı hilesiz oyunsuz kaptı. Değil mi? İyi geceler size. İyi geceler. İyi geceler. Sen nereden çıktın? Hı? Sen daha bitti demedim Özgür. Keyfini çıkart. Gel hayatım, biz esas masaya geçelim. Günaydın Ezgi Hanım. Günaydın. Biz bütün ekipmanlarımızı toparladık, birazdan yola çıkacağız. Tamam, siz beni beklemeyin, çıkın. Ben kahvaltıdan sonra çıkarım. Tamam Ezgi Hanım. Bu arada bütün ekibe tek tek teşekkürlerimi ilet lütfen. Her şey çok güzeldi, elinize sağlık. Tabii iletirim. Asıl biz çok teşekkür ederiz. Herkes çok memnun kaldı. Teşekkür ederim, görüşürüz. Afiyet olsun size. Anladığım kadarıyla benim sevgilim ilk günden damgasını vurmuş. Teşekkür ederim. Tebrik ederim, sana da bu yakışırdı. Çok acıktım ben. Geldi. Çok teşekkürler.
Bence Ezgi ile Özgür gayet yakışmış birbirine. Baksana gayet de iyi anlaşıyorlar. Evet, öyle gözüküyor. Belki de sen farkında değilsin ama biz de birbirimiz için yaratılmışız Serdar. Öyle mi diyorsun? Evet. İrem bana pek öyle gelmiyor ama. Gelecek zaman. Sen hiç merak etme. Öyle diyorsun. Evet. Ezgi. Cansu hoş geldin. Canım ne haber? İyiyim. Yani Zeynep'le program yapmıştım ama yani dayanamayıp geldim canım. Hiç önemli değil, iyi yaptın. Hoş geldin Zeynep, nasılsın? İyiyim. Bahçeye geçelim mi, daha rahat konuşuruz. Tamam canım, hadi gel. Gel Zeynep'ciğim. Ver bakayım çantanı, çıkaralım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre. Cansu Hanım, Ezgi Hanım. Hanımefendi. Levent Bey'in kızı Zeynep. Zeynep'ciğim tanıştırayım, barmen Pablo. Doktorun kızı. Barmen. Ne içersiniz bu arada? Kahve alırız Emre biz, değil mi? Aha, kahve. Kahve, siz küçük hanım. Fark etmez. O zaman bir meyve kokteyli hazırlayayım. Olur. Ya da gelin beraber hazırlayalım isterseniz. Tamam. Lütfen. Ya Ezgi, telefonu kapattığından beri kendime gelemedim ben ya. Bir de beni düşün Cansu. Yani artık ben kime, neye üzüleceğimi şaşırdım. Özgür o kadar sinirli çıktı ki hala da gelmedi. Aklım da onda. Tamam hayatım, sakin ol. Gelir birazdan. Belki bakarsın her şeyi halletmiş bir şekilde gelir. Ah Cansu, keşke dediğin kadar kolay olsaydı. Ben hiç o kadar kolay hallolacağını sanmıyorum bu meselenin. Peki Deniz'le Ozan nerede? Orası bambaşka bir olay zaten. Fidat, inşallah Ezgi Özgür'ün yanında değildir. Sevim'ciğim yanında olabilir. Ne konuştuk? Sakın açık verme. Bak aranı düzelteceksin. Nasıl olacak peki? Sevim'ciğim rol yapacaksın lütfen. Beni de bekler. Ya beni de bekler. Sen nereden çıktın oğlum? Ya siz Özgür Bey'le konuşmaya buraya geleceğinizi mesajda yazdınız ya. Yalnız o bizim geleceğimizle ilgili bir bilgiydi. Seninle ne alakası var? Ya işte ben de hazır siz buradayken Gizem'i bir göreyim dedim. Hı. Şimdi kız ben yalnızken çekiniyor belli. Malum iyi de bir aile kızı. Hani dedim sizin yanınızda belki daha rahat eder. Size beni sevdiğini söylemiş yani. Haydar'cığım şimdi şöyle izah edeyim. Biz Gizem'le ilgili bir istihbarat yaptık ve onun sana hiç uygun olmadığına karar verdik canım. Hiç mi? Hiç. Aa üzülme. Ama benim sözüm söz. Ben seni kesin evlendireceğim. Sana kız mı yok? Var mı? Var. Elmas var. Tam sana göre. Ben bakacağım sonra atacağım gruba. Tamam hadi canım hadi. Ya hadi. Siz yine benim ağzıma bir parmak bağlı çaldınız. Hadi bakalım hadi neyse. Tamam hadi neyse, hadi bak. Tamam. Burası iş yeri çocuğum. Hadi işine hadi tamam, evine. Tamam o zaman hadi. Sen bir picture. Picture. Sen bir do. Sonra alacağım senden. Ay sarıyorsun başımıza fitnat. Sonra gitme elimden. Ajanlık yaptırırken iyiydi. Yürü hadi yürü. Evet. Bu şekilde. Ben içmeyeceğim. Peki. Neler olmuş öyle ya? Şimdi düşün beni, ben ne yapacağım? Ben sıkıldım, hadi gidelim. Daha yeni geldik ama Zeynep'ciğim. Evet ama benim karnım acıktı. Tamam Zeynep'ciğim, ne istersen söyleyelim sana. Pizza, makarna, hamburger hepsi var. Ben burada yemek istemiyorum. Ama Zeynep, buranın yemekleri inanılmaz lezzetli. İstemiyorum dedim. Tamam o zaman. Ezgi'ciğim biz kalkalım canım. Tamam canım, sen beni hiç merak etme. Gerçekten gidiyor muyuz? Evet, senin istemediğin hiçbir yerde kalmayız. Cansucuğum. Sağ ol canım. Gel, ben şunu takayım. Hadi gidelim. Hoşça kalın. Tamam canım, bak beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Kesin birazdan bir de şu oldu demek için ararım. Artık daha ne olacaksa. Üf.
Selim teyzeler. Aa, bunlar Göcek'te değil miydi ya? Göcek'telerdi. Kesin Özgür'le barıştığımı öğrendiler, o yüzden geldiler. Ne diyeceğim ben şimdi bunlara? Tamam, tamam, sakin ol. Hı-hı. Bu tarafa geliyorlar. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Selim teyzeciğim. Fitnat abla. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın Ezgi'ciğim? Sağ olun, iyiyim. Merhaba. Oo, Cansucuğum, seninkinin kızı mı? Nihayet başlamış cici annelik. Evet, benimkinin kızı. Maşallah gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor Fitnat Hanım. Kaçmaz, kaçmaz. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Belli. Aa, orada bir yüzük var. Bakayım. Aa, kaç karat? Ay, biraz kalitesi mi düşük bunun? Aa, ne münasebet canım. Bence gayet güzel. E canım, sen beğendiysen bize laf düşmez. Yalnız dikkat et, 3-4 sene bekletmesin düğün için. Düğün ne zaman? Evlilik çok yakında, merak etmeyin. Ay Cansucuğum, bir de biyolojik saat diye bir şey var. Yani hemen hamile kalmazsan sonra zorlaşır ama... Gerçi Levent çocuk istemez, kızı var. Ay! Biz gidelim canım. Evet canım, siz gidin. Görüşürüz Zeynep'ciğim. Görüşmek üzere efendim. Ay bu ne agresif bir kız. Değildir aslında normalde. Canım, Özgür yok mu? Yok Sevim teyzeciğim. Canım, biz biraz yorgunuz. Oturalım mı şöyle? Tabii tabii, kusura bakmayın. Buyurun. Sağ ol. Oturun. Bir şey içer misiniz? Soğuk su içtik biz. Nasılsın Ezgi'ciğim? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Annelere uğradık, oradan geliyoruz. Annemlere mi gittiniz? Ay. O pideli köfte nasıl lezzetli, yedim yedim yedim. Afiyet olsun. Sen çok şaşırdın buna. Yani neden? Annen yetiştirmiştir diye. Yani haber vermiştir diye düşündüm ben. Annem aradı Sevim teyzeciğim ama açamadım, meşguldüm. Biz de konuştuk annenlerle işte. Özgür'le barışmışsınız ha. Çok sevindik, çok. Çok sağ olun. Yani biz bu yanlış anlaşılmaları annenle konuşup... tatlıya bağladık değil mi Fitnat? Çok sevindim Sevim teyzeciğim. Yengene dua etsen, arabuluculuk yaptı. canım sen de kusura bakma, olur mu? Yani böyle yanlış anlaşılmalar oldu aramızda. Artık unutalım gitsin ha. Sevim teyzeciğim, ben de o kadar istiyorum ki her şeyi unutalım, ilk günkü halimize dönelim. Biz de çok istiyoruz yani. O kadar çok olay yaşandı. Ama yine de temennimiz bu. Bak ya, yine neyin peşinde bunlar? Annem de yengemin aklını oyup. Ezgi'cim, işe başladım demiştin. Evet, öyleydi ama ayrıldım. Aa. Neden? Öyle gerekti. Özgür'le barışınca tabii. Yok. Aslında sebep o değil. Neden acaba? Rahat mı gelmedi? Tabii buradaki rahatı nerede bulacaksın? Sonuçta patron sevgilin değil mi? Aşk olsun, Fitnat abla ne alakası var? Ben size söyleyeyim niye işi bıraktığını. Özgür. O yeğen olacak arsız var ya, onun yüzünden. Kıyamam, burada hiçbir şey söylemiyor. Sırf siz üzülmeyin, etkilenmeyin diye açıklama yapmıyor burada. Siz böyle de andığım konuşuyorsunuz. Ne güzel dünyaya. Hadi yengemin fıtratı bu. Sana hiç yakışıyor mu anne? Bir kendine bak ya. Ben size demedim hiçbir suçu, kusuru, kabahati yok demedim. Hala daha niye üzerine gidiyorsunuz? Niye rahat bırakmıyorsunuz kızcağızı? Oğlum bir dakika. Biz senin iyiliğin için... Ya benim biraz olsun iyiliğimi düşünürseniz rahat bırakırsınız. Bitti. Anlıyor musunuz? Hadi yürü. Özgür. Yürü. Yürü. Sonra. Sonra. Görüyor musun? Bizle nasıl konuştu? Kız onu nasıl zehirlediyse artık. Asıl zehirleyen sensin. Senin yüzünden oğlumla ilişkim ne hale geldi? Sevgilim, niye o kadar büyük tepki verdin? Ama bir tanem yeter ya. Yeter yani, bilip bilmeden konuşuyorlar. Hayır, amaç ne yani? Ya olabilir ama o anne sonuçta. Ya bıraktık gittik insanları, lütfen geri dönelim. Ya tamam annem de ya, tepki vermedikçe abarttı. Ya habire gelmek nedir yani? Ta Göcek'ten kalkmış gelmiş, sanki karşıdan geliyorlar ya. Evet ama annemlerin yanına da uğramışlar. Aramızı düzelttik dedi bana. Ya acaba o da yani
Ya haklı Sara yani. Annenle arayı düzeltip bizim ilişkimize habire müdahale edecekler ya. Yer miyim ben? İzin verir miyim yani böyle bir şeye? O bir kere olur yani. Ben az kalsın seni kaybediyordum ya. Yani kimse kusura bakmasın artık yani. Sen de sıkma canını hayatım yani. Bırak onlar da biraz düşünsünler. Sen ne yaptın peki? Kötü geçti değil mi Özgür? Ondan bu kadar sinirlisin. Yok, kötü geçmedi. Mevzuyu çözeceğiz ya. Sen telaşlanma. Ne yapalım istersin? Sana gidelim. Bana değil, bize, evimize. Tamam, bize, evimize gidelim. Baş başa güzel bir yemek yiyelim. Kabul. Şu an daha harika bir plan olamaz zaten. İstikamet et. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.